Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, videolarımızın ne kadar çok izlendiğini her video başında söylemek durumunda kalıyorum. Çünkü böylesi hukuk alanına ilişkin bir kanal açısından çok ciddi takip ediliyoruz. Geçenlerde Muris muvazasına ilişkin çektiğim ve örnek Yargıtay kararlarından bahsettiğim ve bence konunun çok da bilinmeyen taraflarını gösterdiğimiz video 2 günde 100 bini geçen izlenme sayısıyla benim kanalım açısından da bir rekor kırdı. Tabii bu Muris muvazası ya da aslında herkesin halk arasında tanımladığı şekilde mirastan mal kaçırma olayları Türkiye'de çok yaygın. Buna yönelik birçok dava açılıyor. Tapu iptal tescil davalarının önemli bir kısmı Muris muvazasından kaynaklı tapu iptal tescil davaları oluyor. Dolayısıyla tabii burada birçok soru gündeme geliyor. Bu soruların en önemlisi, acaba biz böylesi bir mirastan mal kaçırma durumunu nasıl ispatlarız? Çünkü taraflar olayın aslında dışında kalıyorlar. Çünkü babayla oğul anlaşarak mesela kızlarından mal kaçırabiliyorlar. Böyle bir durumda kız çocuğu tabii durumdan habersiz ya da bu durumu ispatlayabilecek belge ya da herhangi bir delil araçlarına sahip olmadığını düşünüyor. Ama Yargıtay bu konuda çok net bir biçimde hem geliştirdiği istikrarlı içtihatlarında hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararlarında biz üçüncü kişi olarak Muris muvazasını her şekilde ispatlayabilirsiniz. Yani her türlü delile başvurabilirsiniz. Tanık delili de dahil olmak üzere diyor. Çünkü işin doğasından kaynaklı zaten taraf olmayan bir işlemin ispatlanmasında her türlü delilin kullanılması gerekti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aslında kilometre taşı niteliğindeki bir kararından bahsetmek istiyorum. Diyor ki, görünüşteki hukuki işlemin muvaza nedeniyle geçersiz bulunduğu iddiası hukuken korunması gereken bir hakkı bulunan üçüncü kişiler tarafından da ileri sürülebilir. Muvazalı bir hukuki işlem ile üçüncü kişinin zarara uğratılması ona karşı işlenmiş bir haksız fiil niteliğindedir. Dolayısıyla görünüşteki işlemin geçerliliği ve ispatı şekle bağlı bulunsa bile üçüncü kişiler muvaza iddiasını tanık da dahil olmak üzere her türlü delille ispat edebilir diyor. Bu önemli bir aslında avantaj, çünkü bizim birçok konuda senetle ispat zorunluluğumuz var ama Muris muvazası açısından özellikle üçüncü kişilerin durumu ispatlaması açısından tanık da dahil her türlü delilin kullanılabileceği yargı içtihatlarıyla sabit. Bunun dışında tabii Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin de mesela örnek niteliğinde söyleyebileceğimiz kararlarından birinden daha bahsedeyim. Diyor ki, taşınmazların miktarı, değeri ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar taşınmazın bakım karşılığında verilmesi hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği kuşkusuzdur diyor. Bakın burada önemli bir kavramdan da bahsediyor. Hayatın olağan akışı. Yani her zaman alışa geldiğimiz olması gereken ya da olması beklenen durumların somut olayda ya da bir problemde gerçekleşmediği, farklı bir algının yaratıldığından bahsediyor. Dolayısıyla aslında çok önemli bir karineyi bir delil olarak da kullanabiliyor. Yani örneğin adam çok fazla sayıdaki mal varlığını ölümüne yakın bir tarihte bir mirasçısına ölünceye kadar bakım sözleşmesiyle devrediyor. Burada ölüme yakın bir tarihte yapılan bu devrin hayatın olağan akışına uygun düşmediğini ya da işte daha ileri yaşlarda aslında bu işlemi yapabileceğini ya da çok fazla miktardaki malın devredilmesinin gereksinim olmadığı halde o işlemin ya da ölünceye kadar bakım sözleşmesi yoluyla bu devrin gerçekleştiğini görüyorsak artık hayatın olağan akışı devreye giriyor ve bu kararları da kullanabiliyoruz. Çok önemli nitelikte kararlar. Yine bir başka kararda diyor ki, taşınmazların miktarı ve değerli niteliğinde gözünde bulundurulduğunda bu taşınmazın bakım karşılığı verilmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği kuşkusuzdur diyor. Biraz önce bahsettiğim kararın niteliğinde. Yani aslına bakarsanız her türlü delil ve hayatın olağan akışı terminolojisi rahatlıkla kullanılabilir. Bunun dışında aslında yargı içtihatlarını şöyle bir göz attığımız zaman çok fazla sayıda benzer örnekleri ya da aslında katalog örnekleri görebiliyoruz. Yani hangi durumlarda hayatın olağan akışına aykırı olduğu ya da Muris muvazasının net bir biçimde duraksamaya yer olmayacak şekilde olduğunu yargı ya da mahkeme tespit edebiliyor. Bu örnekleri aslında sıralamak bence konuyu net bir biçimde anlayabilmek için çok ama çok önemli.
Mesela yargı kararlarından çıkarılan bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela demiş ki miras bırakanın mali durumu mal satmaya ihtiyacı olmayan varlıklı bir kişi olması durumunda her ne kadar böylesi bir durum olmasına rağmen mirastan mal kaçırmak amacıyla mallarını satmaya başlamış. Ya da muris davalının yani örneğin Tapu İptal Tescil davasına konu olacak davalı kişinin murisin yani miras bırakan kişinin yanında yaşıyor olması önemli bir delil niteliğini taşıyabiliyor. Ya da bu içtihatlara göre ya da kararlara göre muris muvazasına karine teşkil edebiliyor. Bir başka açıdan devredilen kişinin, satış yoluyla devredilen kişinin bu malları alabilecek mali gücünün bulunmadığı halde bu malların satışının gerçekleştiğini muris muvazasına karine teşkil eden bir işlem olarak görebiliyor. Ya da bir ikinci evlilik durumundan bahsedebiliyoruz. Toplumsal ve psikolojik etkenleriyle bölgenin gelenek ve göreneklerini dikkate alıyor yine içtihatlar. Dolayısıyla buradaki durumun da yani o bölgede hangi olayların muris muvazasına teşkil edebileceğini yine yargı araştırmak, incelemek zorunda. Bir başka durumda muvazalı satışın temlik ve ara malik kullanılmak aracılığıyla yapıldığı. Yani aslında bazı vatandaşlarımız şöyle bir biçimde muris muvazasını dolanmaya çalışıyorlar. Doğrudan mirasçıya değil de ara bir malik kullanarak yani güvenilir bir kişiye devir yapılıyor. Daha sonra o kişi asıl amaçlanan kişiye bu işlemi devrediyor ya da bu taşınmazı devrediyor. Burada da ara malikin yine muris muvazasına engel olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada çok önemli kararlar var. O kararlardan bahsedelim hemen. Mesela yine Yargıtay'ın 2014 tarihli bir kararında miras bırakanın aracı kullanılarak taşınmazı davalıya devretmesi halinde satış bedelsiz bağış şekle uygun yapılmadığından davanın kabulü gerekir diyor. Yine 2014 tarihli bir başka kararda miras bırakanın aracı kullanılarak taşınmazı mal kaçırmak amacıyla oğlu davalıya bedelsiz temlik ettiği anlaşıldığından diyor. Yine Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 2013 tarihli bir kararında ara alıcıların taşınmazları kullanmadıkları, davalının bedel ödediği kanıtlanmadığı, miras bırakanın amacının mal kaçırmak olduğu. Yani aslında devredilen kişi de burayı kullanmamış ya da işte zaten aracı olduğu çok net bir biçimde tapu kayıtlarından silsile yoluyla anlaşılmış, hızlı bir devir yapılmış ya da hiçbir bedel ödemediği anlaşılmış. Dolayısıyla oradaki ara kullanıcının da muris muvazasını engellemediğini ve bu nedenle de yine tapu iptal tescil davasının kabul sonucuyla karşılaşacağını unutmamamız lazım. Evet, muris muvazasının birçok görünümü var ama bu görünümlerin somutlaştığı durumlar biraz önce örneklerini verdiğim durumlar. Bu sorular bu konuya ilişkin çok fazla sorunuzun olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben de aralıklarla muris muvazasının önemli gördüğüm noktalarını sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim ama yine klasik bitirişimizde lütfen kanala abone olmayı ve tabii kanaldaki videoları da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın diyelim. Kolay gelsin.